Merhaba Lezzetli Tencere kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Domatesin şimdi en güzel tatlı vakitlerindeyken şöyle güzel domates sosu veya domates çorbası olarak kullanabileceğiniz bir tarifim var. Burada domates tarlaları çok. En şöyle söyleyeyim bilindik firmalara domateslerini satıyorlar. Tat gibi mesela büyük firmalara domateslerini veriyorlar. Onlardan öğreniyorum bu sene. Gerçekten daha dikkat etmeye çalışıyorum. Bu arada şu yeşil taraflarını almayı unutmayalım. Yeşil taraflarını alıp böyle kabuklarıyla beraber şöyle isterseniz alın, isterseniz almayın. Çünkü süzgeçten geçireceğim zaten. Bu sene işte kanalımda yine bundan bir önceki videomda konserve menemen nasıl yapılır onun tarifi var. Özellikle buradaki büyük teyzelerden öğrenerek onların tarifleriyle yaptım sevgili dostlarım. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi de domates çorbasını şişelere dolduracağım. Daha sonra pratik bir şekilde hemen isterseniz yemeklerde isterseniz de hemen domates çorbası olarak yapabileceğiniz bir tarif vereceğim şimdi size. Şimdi gelişi güzel bölmüş olduğum domatesleri şöyle genişçe bir tencereye alıyorum. Altını yaktım. Orta ateşte pişireceğim. Şunu da çürük var. Bunu ayırayım. Bu biraz erisin. Biraz daha doğradım. Onları da alacağım. Erisin, sulansın. Şimdi bir parça daha ekleme yapacağım. Kabuklarını soymadan kabuklarıyla bu şekilde kaynatalım. Tencereden sesler gelmeye başladı. Şimdi şöyle altlarına doğru bir bakacağım ki dibini tutup tutmadığını kontrol edeceğim. Şimdi tamamen fıstığı alıyorum. Çünkü tencerem iyice kızmış. Yanmasınlar. Şöyle fıstığı aldım. Fıstığı aldım. Biraz şöyle suyunu salsın. Ondan sonra orta ateşe alacağım sevgili dostlarım. Biraz altını açtım. Şimdi tencerem biraz küçük olduğu için fazla eklemeyeceğim domates. İlk koyduklarım şöyle bir kaynasın, süzgeçten geçireyim. Gayet de güzel sulandı. Şimdi domatesler de iyice yumuşasın. Kabuklarından ayrılsınlar. Ondan sonra diğer işleme geçeceğim. Bir yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuzu çok fazla olmayacak. Sadece korumak amaçlı içine biraz bir miktar atıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi kabuklarından gayet güzel yumuşadı, ayrılıyor. Şimdi bunu ben blender'a vuracağım. Dilerseniz siz bunu demir süzgeçten veya evdeki herhangi bir süzgeçten böyle basa basa geçirebilirsiniz. Ama ben kabuklarından da faydalanmak için önce blender'a vuracağım, daha sonra süzgeçten geçireceğim. Güzelce blender'a çektim. Şimdi süzgeçten geçireceğim. Şöyle kaşıkla yapıyorum. O zaten alttan şöyle güzelce süzülüyor. Sevgili dostlarım, dilerseniz daha büyük gözlü bir süzgeçte kullanabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken şu sarı çekirdekleri, domatesin çekirdeği süzgeçten alta geçmesin ki pürüzsüz böyle ipek gibi bir domates çorbası elde edebilelim. Böyle posası kaldı. Olabildiğince güzel ezdirdim. Altına suyunu verdim. Şimdi bunu ayırıp tekrar aynı işlemi bu tencereyi bitirene kadar yapacağız sevgili dostlarım. Gayet güzel bir şekilde çıkıyor bakın. Hepsini güzelce geçirdim süzgeçten. Şimdi son olarak yine bu posalarını bir daha geçiriyorum. Ne kadar çıkarsa o kadar kârdır. En son posaları da yaptıktan sonra tekrar kaynatacağım. Şöyle yapıp güzelce bu şekilde alabilirsiniz. Kalan sadece bu kadar posası kaldı. Olabildiğince güzel çektim. Şöyle pürüzsüz, çok güzel kıvamı var. Şimdi aynı tencereye alacağım kaynatmak için.
Kaynatmamız lazım ki tekrar sıcak sıcak kavanozlara alalım ki daha uzun süreli dayanıklı olabilmesi için. Şöyle bir kere kaynatacağım. Kavanozlarımı yıkadım. Kapaklarım gayet kuru ve temiz bir şekilde kenarda bekliyor. Gayet güzel fokur fokur kaynadı. Şimdi kavanozları alacağım. Kapakların özellikle şu kısımlarını güzelce kurulayın ve kavanozların aynı şekilde bu kısımlarını da güzelce kurulayın sevgili dostlarım. Şimdi kaynar kaynar şöyle kavanozları alıyorum. Olabildiğince sıkı kapatmaya lütfen özen gösterin. Çok da fazla doldurmayın. Görmüş olduğunuz gibi şurasında biraz boşluk kalması gerekli. Şu kısımlarını da şöyle kurulayın. Şimdi kapağı bırakıyorum. İki geri tık ediyor zaten. Şöyle bir kere de sıkıca ileri doğru sıkıyorum. Güzelce hepsini sıktım. 3 tane büyük 1 litrelik kavanoz çıktı. Şimdi bunların üzerini olabildiğince kapatın. Soğuduktan sonra normal düz çevirip evin en serin yerinde muhafaza edebilirsiniz. Sevgili dostlarım, bunlar da birkaç gün önce yapmış olduğum domatesler. Gördüğünüz gibi kapağı gayet içeriye çökük, gayet de sağlıklı bir şekilde duruyorlar ve birkaç video ön tarafta yine yapmış olduğum şöyle domatesli biber kızartması tarifi de var. Dilerseniz kanalımda o da mevcut, bakabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oldular. Bu da birkaç hafta oluyor sanırım yapalı, tam şu an hatırlamıyorum ama gayet güzel içeriye doğru vakumlanmış. Çok güzel, pratik, hemen açıp yiyebileceğiniz domatesli biber kızartması tarifi. Mutlaka kapaklarınızın böyle içeriye çökük olmasına dikkat edin sevgili dostlarım. Şimdi üzerini kapatıyorum ve soğuyana kadar bekletiyorum. Bir tane daha kanalım var. Hanımların yorumlarda buluşabileceği, birbirimize fikir verebileceğimiz, fikir alışverişi yapabileceğimiz güzel günlük yaşamımızın içinden bir aslıyla hayatın içinden isimli kanalım var. Yine açıklama kısmına linkini bırakacağım. Dilerseniz oraya da bir göz atabilirsiniz. Abone olarak bana destek verebilirsiniz. Lezzetli Tencere kanalımdan bugünkü videom bu kadardı. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki yeni tariflerimde buluşmak üzere. Daha patlıcanlarım var. Bugün ertesi gün. Bunlar şakşuka olacak. Domatesler var. Bunlar da yapmış olduğum dünkü domates. Bunlar menemenlerim. Kapakları hiç atmamış, gayet güzel. Yine bunun, bir önceki videomda mevcut menemenler. Bunlar da daha önceden yapmış olduğum domates suları. Bunlar da dünkü domates suları sevgili dostlarım. Gayet güzel duruyor. Gördüğünüz gibi kapaklar. Hiç şişme yok. Gayet güzel içe doğru vakumlanmış. Bugün ertesi gün şöyle patlıcanlarım var. Şakşuka gibi ya da patates yemeği tarzında bir şey yapacağım. Domateslerim var. Bunlar da yapmış olduğum melemenlerim. Yine YouTube kanalımda var. Bir iki video ön tarafta. Biberler var. Köz kapyalarım var. Bunlar da domatesli biber kızartması. Gerçekten çok güzel oluyor. Hepsi kanalımda var. Bunlar dün yapmış olduğum 3 tane büyük boy çıkmıştı. Bu videoda gösterdiklerim. Ondan sonra videoyu çektikten sonra bunlar çıktı. 4 tane daha yaptım. Menemenler, domates suları. Gördüğünüz gibi kabaklar gayet güzel vakumlanmış. Özellikle ertesi gün bu tarafını, bu kısmını atlamamak istedim ki şöyle gönül rahatlığıyla bakın yapabilirsiniz. Gayet güzel vakumlanmış bir halde. Bakın hiç kabarma yok. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz sevgili dostlarım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.